Günaydınlar, günaydınlar efendim. Günlerimiz aydın olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah keyiflerimiz çok çok iyidir. Bizler de alasulu. Tövbe tövbe. Alasulu. Rahmetli anneciğimin lafıdır. Öyle şeyler. Alasulu. Çok değişik kelimeleri vardır benim. Rahmetli nur içinde yatsın anneciğimin. Yok alasulu, başka ne der? Geberik. Zayıf bir insan görsün, geberik. Aman işte bir sürü vardı. Evet, kız geçenlerde o yaptığım, geçen dediğim evveli gün mü dün mü yaptığım, ben de bilmiyorum artık. Matufladı kafa, matufladı. Karnabahar, Greten. Hakikaten elimi... Ya bu kadar insan şaşkın, o şaşkınlık değil, unutkanlık hiç değil, benim canımın tezliğinden. Elinde öteki tutacağı, al da tut işte. Olur mu? O tutacağı gideseye kadar zaman kaybı. Yapıştım, elimi kabarttı. Çünkü gördüğünüz gibi kaynıyordu çıkardığımda. Dedim ya, hatta yerke de yakarım diye, Feyza ağacım da gülüyor bana. Dedim şimdi yer ki kendimi de yakmasa. Sen de bekle soğusun dedi. O bekledi biraz, hafif yiyecek hale getirdi. Yok, ben yapa yapa dilimi de yaktım. Ama tavsiye ediyorum yapmayan arkadaşlar için. Gerçekten bilmiyorum yaptınız mı? Süper oluyor, süper harika. Tabii ekmek yemedim, bandırmadım ya, ama sade ekmeksiz yedim. Hop, afiyet olsun. Şimdiden yapacak olan arkadaşlar, belki de yaptınız. Harika oluyor. Ben karnabaharı bu şekilde de çok seviyorum. Yemeği dedim de çok seviyorum ama bu şekilde de daha güzel oluyor. Vitamin de, olsa vitamin, süt, müt, hepsi içinde. Bir tereyağı koymadık biz. Arzu eden tereyağı da koyar. Ama ondan sonra olsun bomba. Evet, bugün ne yapacağız mutfağımızda? Sabahtan girmeyeceğim bugün. Daha akşam işte gideceğim. Gireceğim mutfağa. Canım kapuska istedi. Kapuska yapacağım. Kıymalı kapuska. Annem ne severdi onu. Onun içine bir de tabii ben koyamıyorum. Acı biberler oluyor ya. İkiye bölüp de koyardı benim anneciğim içine. Onlara da cuşka biberi derdi. Bak aklıma. Ay hakikaten nedense ne alakası, ay ben niye Ebru'nun bahçesinden gelirken almamışım ya, ama cuşka biberi derdi. Ha, acı cin biberine cuşka biberi dediğim gibi değişik, anneciğim rahmetli lafları vardı, bazen çok gülerdim o laflarına ben, nur içinde yatsın yine. Ondan 3-4 tane acılığına göre ortadan keser, minik minik doğramaz. Yemeğin içine atar, öyle çevirir, kavururdu mesela kapuskanı. Biz maalesef cuşka biberini koyamayacağız. Ben çok seviyorum. Acıyı seviyorum ama bana bir dokanıyor, bir dokanıyor. Bak Ebru'cuğumun yaptığı o turşu buraya getirdik. İnanın bana her yemekte yiyorum, turşu da dokanıyor. Yemeden de duramıyorum. Ama şimdi bu yemeğin içine seviyorum, dokansa da yine koyarım da... Yiyemeyen çocuklarım var. İsmail'im yiyemez. Onun için cuşka biberini maalesef koymayacağım. Ama turşu öyle değil. Turşu yemese de ayrı tabakta. Ama bu bir tencerede kaynayan cuşka bibersiz yapacağız. Evet, kapuskayı bayağıdır yapmadım. Çok seviyorum kapuskayı da. İlerleyen saatlerimizde tekrar mutfağımızda görüşelim mi canlarım? Evet, görüşelim. Hadi bakalım. Buluşma noktamız mutfağımız. Tekrar hoş geldiniz. Buluşma noktamız mutfağımız. Tekrar hoş geldiniz. Evet, burada randevuleşiyoruz sizlerle canlarım. Evet, ben sıcak suyumuzu koydum. Dedim şimdi zaman kaybı olmasın, hemen çabucak yapayım. Şöyle lahanalarımızı, kelem, lahana. Ben bol suda yıkadım. Sıcak suyumuzun içine şöyle koyuyorum. Çok az bir şey, hemen haşlayacağım.
başladıktan sonra ay benim telefonum çaldı yine. Evet, altını açalım. T1'imizi alacağız. Bu arada ben soğanlarımı da hemen doğrayıverdim. Hemen sarımsağımızı da soğanımızla beraber doğrayalım. Bu kadar arkadaşlar. Salça, tuz, başka bir şey yok. Bir de kıyma. Kıymalı yapacağız. Biber yok. Acı koymayacağım yani. Ne yaparım? Kendi tabağıma. Tabii o şey acı cimbiberinin tadını pul biber, toz biber vermez. O cuşka biberi. Onu ikiye bölüp de tencerenin içinde kavurup da o şekilde yemeğin içinde yapmak. Onun tadı daha farklı tabii ki. O daha güzel oluyor. Ama ben de ne yaparım? Şey yaparım ya. Dediğim gibi kırmızı pul biberine acıyı o şekilde koyarım. Öteki türlü yeşili koysan o içinde kaynadığı, piştiği gibi tadını vermez. Biz de şey yaparız. Dediğim gibi. Tabii sarımsaksız olmaz. Sarımsak da buna harika valla. İnanın arkadaşlar, bizim eve sarımsak dayanmıyor. Sizde nasıl ben bilmiyorum. Gözlüğümü kaldırayım. Arkadaşlarımdan bir tanesi, gözlüğüm şimdi hafif böyle aşağıya indirince yine yazmış, güzel yüzünü o koskocaman gözlüklerle kapatıyorsun diyerekten diye. Hayatım sağ ol, teşekkür ederim ilgin için, farkındayım ama. Diğer eski videolarımda gördüğünüz gibi gayet minik küçük bir gözlük de kullanmıştım ben. Bunu da bu şekilde Ebru ile seçtik ikimiz. Şimdi ben bunu çerçevesini gidip değiştiremem. Benim numaralı gözlüklerim numaralı ve numarası da gerçekten büyük şey derecede, ileri derecede. Hem yakın ve hem şey var. Adını söyleyin, uzak var. Bir de normali var yani. Hem yakın hem uzak olduğu için küçüğüne olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. Bu şekilde ilgileriniz de gerçekten beni çok mutlu ediyor ama kullandım. Ötekini de kullandım. Kullanmadım değil. Onu kullandığımda ikiye çeviriyorum sarımsağımı. Çenem düştü, bunu da unutuyorum. Onu da ben kullandığımda, ilk aldığımda, o zamanlar gerçi hep çalışıyordum artık. İşi de yeni bıraktım yani. Çalışmıyorum da, ama o 80 kişilik yemek verdiğim yerde, orada da çalışırken gözlük camlarım değişecekti. Değiştirdim, Allah! Ha, onun öncesinden büyüktü. O zaman dediğiniz gibi ince küçük aldım, minik aldım. Kız bana geldiler gittiler, çocuklar evlatlarım yaşında. Sürahini ne? Ha, ben öyle şeylere şey yapmam, takılmam yani. Adım sürahine kaldıydı. Hani o gözlüklerim böyleydi, böyle küçücük, incecikti. Ama o sade yakındı. Ben bu gözlüğümün haricinde öteki gözlüğümde iki değişimde başladım uzak yakın kullanmaya. İlkinde çok zorlandım. İlk kullanmaya başladığımda dedim, doktorum dedi başım dönecekti. Dedim ben kullanamam. Bir de iyi düşün, taşın karar ver dedi. Çünkü iki seneden iki seneye alabiliyorum. Gözlerimin şeyine, ilerlemesine göre belki bire de düşebilir. Ona göre dedi düşün taşın, tekrar değiştirmen zor olur dedi. Ekstra ücret vereceksin ona, yakın hani yakın uzak dedi. Kullanıp dedim vallahi şimdi ben alıp kullanmadan dedim doktor bey, kullanıp kullanmayacağımı dedim bir kestiremem dedim yani. Hani ilk de etap, ay, inanın bana ilk etaplarda kullandığımda uzak yakın. Ya şimdi uzağa bakacağım, biri altta mesela, yakın veya uzak, kafam böyle, gözüm böyle, göreceğim diyerekten diye salak embesiller gibi, tövbe tövbe. Ama hakikaten alışasıya kadar, hani uzak, karşıya uzağa bakacağım, böyle camı dengeliyorum, yakına bakacağım, böyle kafamı, artık kafamla yönlendiriyordum kendimi. Ama hakikaten dediği gibi doktorumun,
bir ay içinde gerçekten şey yaptım yani, alıştım. Şimdi gayet normal. Hatta bazen bile kız alıştım diyorum da, canlı yayınlarda farkındasınız diyecek bu kadın böyle. Şey, yakın aşağıda böyle niye bakıyor? Kendi kafanı sağa sola sallayacağına çubuktan trepe, neydir o, neyse adını bilmiyorum, takıyorsun ya bunu. Ondan ayarlasana, kafayı böyle böyle yapıyorum. Hala arada yapıyorum onu. Telefonu ayarla kendine göre, olmaz. Kafa oynayacak benim, her yer oynuyor ya. Tövbe tövbe. Ha, onun için kullanmadım değil bebeğim, kullandım ya. Ama işte dediğim gibi hayatım. Şimdi tekrar benim bunun herhalde büyük ihtimalle yine değişmesine 6-7 ay kaldı. Gideceğim ki, ama çerçevelerim çok iyi, çerçevelerimi değiştirmem büyük ihtimalle yine bu büyüklükte devam ederim. Öteki çerçevelerden anlatmıştım. Alır mı acaba bu bunu? Hangi bunu yapalım? Şunu da yapalım. Ama hayatım ne yapalım ya, bundan sonra yüzümüz güzel gözükse ne olacak, gözükmese ne olacak, ahımız gitmiş, vahımız kalmış. Yani senin anlayacağın, boş ver, salla gitsin. Ama bu arada tabii yine çok teşekkür ediyorum, yani o kadar dikkatlisiniz ki demek ki değer veriyorsunuz ki, ilgileniyorsunuz ki, bunları benimle paylaşıyorsunuz, hiç kızmıyorum hakikaten. Görüyorsunuz mu kız tişörtümü? Benim açılışımdaki elmas ben. Evet, bir 5 dakika sonra dehanalarımızı süzelim. Ondan sonra kapuska işlemimize başlayalım canlarım benim. Evet, lahanamızı haşladıktan sonra tenceremizin içine koyuyoruz. Ama yağ değil, yağ koymadım arkadaşlar. Şimdi kavurmasını yapacağız ya, kıymalı, çok az bir şey, hafif şimdi o suyunu salar gene, ben bekletmedim kevgirde, suyunu saldıktan sonra çok az bir şey salacak tabii canım, hemen ondan sonra yağını ilave edeceğim. Ve bu arada aslında yumuşaması için hemen soğan ve sarımsaklarımızı da ilave edelim. Onlar da fazla diri kalmasın. Kıymamız. Kıymayı arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. O sizin zevkinizde kalmış. Şimdi kızım kavrulunca kalacak kaşık kadar ha. Bakmayın öyle iri iri yapraklı durduğuna. Kalacak minnacık. Evet. Ben bunu kahvaltıda bile yiyorum. Bazı arkadaşlarımız, şimdi şuraya düştü, aldım içine koydum. Aa, oradan aldı işte de içine attı da. Hayatım burası tertemiz, tertemiz. Bunu söylüyor. O bizim kullandığımız, bizim yaptığımız. Tuzunu da atayım arkadaşlar. Bazıları dört dörtlük ya, hiç öyle yapmıyor ya. Ah hayatım dışarıda neler var neler, sen şuradakini aldın koydun diyorsun, dışarılardan ekmek toplayıp da yiyenler var. Halimize binlerce şükür, şuradakini alıp şuraya koymuşum ne olmuş. Biraz suyunu çektikten sonra yağımızı ilave edelim. Evet canlarım benim, bakın gördüğünüz gibi suyunu çekti. Dur yağımızı koymadan, kıymamızı gerçi pek yağlı değil ama önce kıymamızın yağına göre yapalım, çok fazla yağlı olmasın. Şöyle minik minik. Kıymamızı da bir iki çevirelim, ondan sonra yağımızı ilave ederiz. Salçamızı ilave ederiz. Tuzumuzu attık zaten. Biraz mı geldi kıyma? Gerçi daha dağılmadı da.
Arzu eden biber salçası da kullanabilir. Ben domates salçası yapıştırıyorum kapuskaya ama bu tabii ki damak zevki. Aman bunu benim annem çok yağlı yapar. Annem zaten yağlı yemekleri çok severdi benim annem. Ama kabul gösteriyordu, kabul ediyordu da yani. İnkar etmiyordu yani yediklerini kesinlikle. Ben buyum, yiyorum derdi. Evet, kıymamız da iyi, güzel karıştı. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yağımızı ilave edebiliriz. Fazla bir yağsızdı zaten kıymamız. Ay ben çok şey bol bu. Kıyması az gibime geldi kız benim, iyi mi sizce? Evet yağımızı da koyduk. Neyse hadi iyi oldu. Şimdi biraz daha eklersem bazı arkadaşlar öyle diyor. Geçiyorsun oraya, yapıyorsun kıymalı etli etli yemekleri. Yapıyorsun suç, yapmıyorsun suç. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Evet, şimdi salçamızı da ilave edelim. Ben şimdi bunu hemen piştiği zaman koyup da yemem mi? Yerim. Kim ne derse desin. Aynen yerim. Zaten yemek için yapıyorum ben bunu. Bakmak için değil, müzeyine koymak için değil. Çünkü takıntılı var öyle bazı arkadaşlar. Koydu yiyor diye. Hayatım yemek için yapıyorum zaten. Bak bu yağ bile şimdi buna bana sanki az gibi geldi. Bir an şöyle annemi bunu yaparken hissettim. Az bir onunkisi bayağı böyle yağlı oldu. Ay ter attı. Vallahi sırtımdan da attı. Her yerimden attı. Şimdi ben bunu böyle salçasını da kavurduktan sonra arkadaşlar kapağını kapacağım. Kendi kendine buna hiç su koymayacağız. O kendi kendine sulandığı suyuyla zaten pişik. Birazcık öyle salsın. Hemen ondan sonra tabağımıza koyup afiyetle yiyelim. Kapağını şöyle kapatalım. Bir 5 dakikamız var. Cızırtıları duyuyor musunuz? Evet, ocağımızı kapattık. Yok, ben o kadar çok öyle çok yağlı ama. Yağlı çok, yakın kuyruk yağlarını kavur kavur ye. Nasıl anladım ben bundan? Bak bu da kaynıyor. Hemen şimdi arkadaşlar nereye? Kalite kontrol odamıza. Kız biraz soğusun da öyle. Beyza. Şundan yiyeceğim. Evet arkadaşlar, kapuskamız bitmiştir. Yanına ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Hadi doğru odamıza geçelim. Su içinde kaldım gerçekten arkadaşlar. Öf, ocağın başında bir de mutfak. Hala buraları serin değil. Ha belki karşılıklı balkon kapılarını açtığımız zaman tabii ki bir nebze de olsa şey oluyor. Hafif serinliyor ama mecbur kapatıyorum. Çünkü dışarıdan aşırı derecede ses geliyor. Rahatsız oluyorsunuz. Hatta bulaşık makinesi çay mıydık, o bile kaynayınca, makine bile çalışınca gürültü var diyorsunuz. Serapçığım arıyor. Neyse Serapçığım, hadi bakayım bir konuşayım da. Efendim hayatım, aramışsın da çekim yapıyordum. İyiyim, he ondan hem odadaydı. Sen ne yapıyorsun canım? Ha.
Evet. Evet. Ha, evet. Aa, benim belgenin kuşa karşı şeyi var. Alerjisi var. Sen Ebru'nun kuşları var da sokulmuyor bile hiç onlara. Ha, çocuklar tabii çok sever de belgin, evet kesinlikle. Ablasına gittiği zaman bile kesinlikle kafesini açmasın diyor, bana benim tarafıma gelmesinler diyor. Zehroş ne yapıyor? Evet. 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 Doğru söylüyorsun. Evet hayatım. Yani. İyiyim hayatım, iyiyim ya. Haberleşiriz yine, tamam mı bir tane? Hadi tamam, hadi öpüyorum seni. Tamam kuzum, hadi. Biliyorsunuz Serapçığım, sohbeti hoş dinlenen bir bayan. Hani konuşuruz hep devamlı. Neyse, ben şimdi birazdan ararım gene onu. İyice uzun uzun konuşuruz. Bakayım. Ellerime sağlık. Harika olmuş. Tavsiye ediyorum size de arkadaşlar. Evet. Şimdi Serapçığıma haber şeyle merakla bekliyorum da. Uzun uzun anlatacak şeylerimiz vardı şeyleri. Çekim yapıyordum deyince aramış beni iki kere. Telefonum benim burada. Mutfağa götürmüyorum. Burada kalıyor. Duymamışım. Ay kurban olurum. Anlayışlı da öpüyorum buradan. Hem onu hem zor Zehroş'umu. Evet, inşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur canlarım benim. İnşallah daha başka mutfağımızda yemeklerde buluşmak dileğiyle, canlı sohbetlerimizde buluşmak dileğiyle, başka uzun uzun arkadaşlarla sohbetlerde buluşmak dileğiyle hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Ben artık kaçıyorum. Evet, ne diyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.